Merhaba arkadaşım, derse hoş geldin. Zor odayız. Kazık değil, biraz zor. Tabii bazı arkadaşlar bu senin diğer videolarını izlemiş. Hocam bayağı kazık ya diyenler de var. Doğru, bazısına daha zor gelecek, bazısına orta derecede zorlukta gelecek. Ama normalin bir tık üstünde sorular diyebiliriz. Bölünebilme yapacağız. Yeni nesil sorular çözeceğiz. Kapağını fırlatalım ve başlayalım. İlk sorumuz şu. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Arkadaşlar sorunun tamamını benimle beraber yazmak zorunda değilsiniz ama ekranı dondurun. Tamam mı? Ben böyle donup sizi bekleyeyim. Çözmeye çalışın, sonra çözümü izleyin. Bunu yaparsanız çok daha kalıcı öğrenmiş olacaksınız. Çünkü ben öyle yapan öğrenciyi çok seviyorum. Bak, öyle yapan öğrenciye bir kalp yolluyorum. Neden biliyor musun? O öğrenecek. Öğrenmesi daha kalıcı olacak. Bir bölme işleminde kalan bölenden her zaman küçük olmalıdır. Yani kalan bölenden küçük olacak. Aksi halde bölme işlemi devam eder ve kalan bölenden küçük olunca sonuçlanır. Şurada bir bölme var. A'nın en büyük değeri 50'dir. X'in alabileceği en büyük değer 4'tür. X eksi 2 ile 2 aralığında ise bölen ile kalan yer değiştirebilir. Bu x yer değiştirebilir. Hangileri doğrudur? Bak, bu Zora'ya göre rahat bir soru. Dene hemen çözmeyi. Şimdi bakıyorum, diyorum ki A sayısı şuna eşittir. Bu ikisinin çarpımı, yani 17 çarpı 6 eksi x artı kalandır. Bir de ne diyorum? Şuradaki bilgi boşuna verilmedi. ÖSYM de veriyor. Bu kalan 17'den küçük olmalı. X kare 17'den küçük olmalı. Ne olabilir? Hadi bakalım söyle. Hocam hocam x 0 olabilir. Evet, karesi 0'dır. 1 olabilir, karesi 1'dir. 2 olabilir, karesi 4'tür. 3 olabilir, karesi 9. 4 olabilir, karesi 16'dır. 17'den küçüktür. Ama 5 olamaz, karesi 25 olur. Aferin. Çoğu öğrencimiz bunu yazıyor. Bravo. Kutluyorum. Ama çoğu sazan öğrenci şuradaki bilgiyi unutuyor. X eleman z ne demek? X bir tam sayıdır. Ve tam sayıların negatiflileri de var. Yani x kare için x eksi 1 de olabilir, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 de olabilir. He. Tam sayılarda negatifi unutma. Negatifi unutma. Yazım da çok güzel. Şimdi A'nın en büyük değeri 50 dediğine göre şurada A'nın en büyük değeri için arkadaşlar deniyorum. X yerine 0 koyarsanız bakın 17 çarpı x yerine 0 koyarsanız burası 6 yapar. Artı 0 yapar. Yani bunu çarparsam 6 kere 42, 2 elde var 4. 6 kere 6, 4 daha 10. Bakın 102 sonucuna ulaştım bile. İlk denememde en büyük değeri 50, yanlış. X'in alabileceği en büyük değer 4'tür. Evet, seçenekler arasında biraz önce çıkardım. 4'tür. Doğru. X eksi 2, 2 aralığında ise bölen ile kalan yer değiştirebilir. Heh, hocam bu ne demek? Bak şu demek. Bu bölenle bu kalan yer değiştirecekse bu ikisini yerini değiştirdiğim an artık bölen 6 eksi x'tir. O zaman kalan var ya hala bundan küçük olmalı. Yani x kare küçük olmalı. Neyden? 6 eksi x'ten. Çünkü yukarıdaki kural çok önemli ve boşuna verilmedi. X kare bundan küçük olacağına göre x de şu aralıktaymış. Peki x tam sayı değil miydi? Evet. O zaman bu aralıktaki tam sayılar nelerdir? Eksi 2'den büyük olacak. Eksi 1, 0 ve 1'dir. 2'den de küçük olacak. Bunları koyduğum zaman gerçekten kalan bölenden küçük oluyor mu deneyelim. X yerine eksi 1 koy. 6 eksi eksi 1'den 7 yapar. Doğru. Buraya da eksi 1 koyarsan 1 olur. 7 1'den büyük olur. Sağladı. 0 koy. 6 0'ın karesinden büyüktür. Doğru. 1 koy. Bura 1 olur. 6 eksi 1 5 olur. 5 doğru. 3 içinde doğrudur. Yer değiştirebilir. Evet. Bu 3 değer için kalan bölenden küçük oluyor. Dolayısıyla bu ikisi yer değiştirebilir. Sonucu değiştirmez. Cevap 2, 3. Yapıştır D şıkkını. Ve uçur. İkinci sorudayız. Ne olur bu soruyu çözmeyi dene. Ben de bir yudum kahve alayım. Çünkü dersten hemen önce kahve yaptım. İçeyim. Bu arada ders uzuyor diyen arkadaşlar istediğiniz yerde ara verebilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. 13 ile bölünebilme kuralı. Bakın. Bu kuralın ne olduğunu bilmemize gerek yok. Yani sakın ezberlemeye çalışmayın. ÖSYM 13 ile bölünebilme ile ilgili bir soru sorabilir. Ama sorarsa kuralı mutlaka verir. Açıklar yani. Ki bu soruyu da bekliyorum. Bu sene ÖSYM senden ricam bu soruyu sor inşallah. 13 ile bölünebilme kuralı şuymuş. Sayının birler basamağı 4 ile çarpılıp sayının birler basamağı kapatılınca oluşan sayıya eklenir. Bu işlem iki basamaklı bir sayı elde edilinceye kadar devam edilir. Çıkan sonuç 13 ile bölünür ve ilk basamaktaki, pardon, ilk baştaki sayının 13 ile bölümden kalan bulunmuş olur. Kural buymuş. ÖSYM sana kuralı sınavda verebilir. Ve hemen benim gibi bir soru sorabilir. Örneğin 13.312 sayısına bakalım. Son hane olan birler basamağındaki 2'yi 4 ile çarpmış. 2'yi kapatınca 1331 var ya, 1331'e 2 çarpı 4'ü eklemiş. Yani 8'i eklemiş. Bulmuş sana 1339. İki basamaklı değil. Devam etmiş. Birler basamağını 4 ile çarpmış. Burada kalan sayıya 133'e 4 çarpı 9, 36'yı eklemiş. Sonuç 169. İki basamaklı değil.
Son basamak olan 9'u 4 ile çarpmış. Buradaki 2 basamak sayı 16'ya eklemiş. 36 16 ekleyince yapmış zaten. 52 buluyor. 2 basamaklı, süper. Sonra 2 basamaklıya düştüğü an artık bu 2 basamaklı sayıyla ilgileniyor. Bunu 13'e bölüyor. 4. 13'ün 4 katı ya, tam bölünür. 52 13'e tam bölündüğü için bu 13312 de 13'e tam bölünür. Yani kalan 0 olur. Vay, mantık bu. Buna göre 2A1Y17 4 basamaklı sayısının 13 ile bölünen kalan 0 ise A kaçtır? Kalan 0 ne demek? 13'e tam bölünüyor. O zaman mantığımız aynı. Bu 2A17 sayısını birler basamağına alıp kaçla çarpıyorum? 4 ile. Yani 2A1 artı 4 çarpı 7. Ya şöyle de yazabiliriz. 2A1 artı 28. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Peki burada bulacağım sayı 2 basamaklı olamaz. Çünkü bu 3 basamaklı. Zaten 200 bilmem kaç 1 var sonunda, değil mi? 3 basamaklı. O zaman bu işleme devam edeceğim. İyi de burada nasıl bir sayı elde ettim? Evet arkadaşlar, buradan elde ettiğim sayı da 1 ile 8 toplanır 9 olur. A ile 2 toplanır başka bir şey olur. Ne olduğunu bilmediğim için ona B sayısı diyorum. Yüzler basamağına da 2 geldi mi? 200 B9 sayısı elde ettim. Ve bu sayı 3 basamaklı. Birler basamağına aynı şeyi tekrar uyguluyorum. 2 basamaklı kalan 2B'yi yazıyorum. Artı 9'un 4 katı. Yani 2B sayısı artı 36. Şimdi bu 2B sayısı, yani 21, 22, 23, 24 gibi 2 basamaklı bir sayı. 36 eklediğim zaman yine 2 basamaklı olur. 100'ü geçip 3 basamaklı olamaz ki. Bu 20'li bir şey, bu 30'lu bir şey. 50, 60, 70'li bir şey yapar yani maksimum. Doğru mu? Doğru. O zaman bu bana sonucu verir. Yani 2B artı 36 sayısı 2 basamaklı bir sayıdır. 2 basamaklı bir sayı kaldığı için bunun 13 ile bölümünden kalana bakacağım. Bu 13 ile tam bölünebildiğine göre bu 13'ün tam katıdır. 13'ün katıdır. Kalan 0. Peki 20'li bir şeyle 36'lı bir şeyi toplayınca 13'ün kaç katına ulaşabilirim? 21 olsa 21 ile 36'yı topla, 13'ün katı yapmaz. Neden? 21 36'da 57 yapar, 13'ün katı değil. 22 olsa 58 olmaz. 23 olsa, hocam böyle denecek miyiz? 59, evet, olmaz. 59. Biz niye buradan gitmiyoruz? 13'ün katları nedir? 59, 66, 65. 65 var. 65 elde etmek için B9 olmalı. Bak. 29 artı 36 65 yapar. Ve bu 13'ün tam katı olduğu için, 13'ün 5 katı olduğu için 0 kalanı verir. Yani B9 olmak zorunda. Madem B9 olmak zorunda, buraya gel. B9 ise burası 9. 299 elde ettim. Şu ikisini toplayınca o zaman bir önceki adımda. Değil mi? O zaman 8, 1 daha 9, 2, 7 daha 9 yapar. Demek ki A 7'ymiş. Böylece bununla bu 9 yapar, bununla bu 9 yapar. 2 zaten geldi. A 7 olmak zorunda. Bitti. Bazı arkadaşlar şunu sorabilir. Hocam bir dakika, siz burada bir sayı topladınız ya biraz önce şunları. 200'lü bir şey buldunuz. Ya bu sayı 300'lü ise, hani bununla bu A diyelim 7'den büyük bir şey olsaydı 2 ile toplanınca devrederdi. 200 değil 300 olurdu. Arkadaşlar orada oluşan iki seçenekte de sonuç çıkmıyor. Ondan emin olabilirsiniz. Dolayısıyla A kesin 7 oluyor. Nasıl? İyi bir soruydu ama ben beğendim. ÖSYM bunu sor. Fırlat, devam et. Şuradan bir yudum daha kahve alayım. Hadi bakalım. Bu soruyu çözen Under Perfect Ground öğrencidir. Ne dedim? Salladım şu an. Fatih Terim İngilizcesi konuştum. Bir kumaş parçası. Tövbe tövbe, ne geliyor aklıma ya. Bir kumaş parçası 30 santimlik bir cetvel ile ölçüldüğünde 2 santim. 25 santimlik bir cetvel ile ölçüldüğünde ise 7 santim artmaktadır. 30 santimlik cetvelle ölçüyorsun, bitti ölçüm, 2 arttı. 25'lik cetvelle ölçüyorsun, ölçüm bitti, 7 arttı. Ben ne anlarım? Bu kumaşın boyu A metre olsun. Bak, ilk başta şuradan ne anladığımı yazıyorum. 30'un katından 2 fazlaymış bunun ölçüsü. Sonra 25 ile ölçersem aynı uzunluk, 25'in katından, herhangi bir katından da 7 fazlaymış. Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki kafamın içinde sesi düşünüyorum. Ya arkadaş, ben ne yapabilirim? Bu A'ya ve bu ikisine aynı sayıyı ekleyeyim. Hem 30'un hem 25'in katının beraber elde edeyim. Şimdi bir şey çıkarsam, bundan 2 çıkarsam 30'un katı olur ama bu 7, 5 olur, olmaz. Düşüne düşüne ne buldum biliyor musunuz? Ne buldunuz hocam? Hakikaten ne bulmuştum? 28 eklesem olmaz. 32. Çıkaracağım. Ne çıkaracağım? 32 çıkaracağım. Neden? Bak, A'dan 32 çıkardığım an buradan. Bundan da 32 çıkarın. İkisi burada olduğu için 30 çıkarıyorum. 30A eksi 30 yaptı. Bundan 30 çıkarın. Eksi 30 yaptım. Artı 7'si olduğu için eksi 25 olur. Bir de 25 B'si var. Bakın 30'un katı. 30'un katı her ikisi 25'in katı her ikisi. Her ikisi 30'un katı. Demek ki A eksi 32 sayısı
hem 30'un hem 25'in ortak bir katıdır. Yani A eksi 32, 25 ile 30'un ortak katını hızlı bulayım size. 180 mi acaba? 150 salladım, tutmadı ilk başta. 150 hem bunun hem bunun katıdır ve ilk ortak katıdır. Dolayısıyla A eksi 32 150'nin bir katı olmak zorunda. Birinci katı olabilir, ikinci, üçüncü katı olabilir. Soruya göre değişir. Bunu buldum. Sevindim, mutlu oldum. Soruya devam ediyorum. Bu kumaş parçasının uzunluğu 3 metreden fazla olduğu bilindiğine göre alabileceği en küçük uzunluğu aldığında aşağıdaki cetvellerden hangisiyle ölçüldüğü takdirde 14 santimlik bir uzunluk artar. Heh. Ben neyi öğrendim şimdi? Burada kumaş 3 metreden fazla. Şu an ben K'yı 1 alırsam, yani A eksi 32 150 santim olursam olmaz. O zaman bunu 2 seçiyorum. Diyorum ki A eksi 32, yani benim kumaş uzunluğumun 32 eksiği 300 santim olabilir en az. Bu 32'yi de karşıya atarsam A, yani kumaşın uzunluğu en az 332 santim olur. Kumaşın boyunu en az olarak buldum. Şimdi ben bunu ölçeceğim. Neyle ölçeceğim? Bu cetvellerden hangisiyle ölçersem 14 santim artar. Madem artacak, bu 332'den 14'ü çıkar. 318. 318 santim uzunluğu bunlardan hangisi kesinlikle ölçer demek istiyor. 318 30'un katı değil. 37'nin katı mı? Kafamın içinde düşünüyorum. Bence değil. 41'in değil. Evet, 53'ün katı. Çünkü 53'ü 6 ile çarparsanız 8 elde var. 1. 6 kere 5 30. 1 derde 31. Evet. Tam çıkıyor. 53 santimin 6 katı olduğu için 53 ile ölçersen 332'yi 14 santim artar. Çünkü 318 tam ölçülür. Kalan 14 artar. Güzel. Bence bu da güzel bir soruydu. ÖSYM bunu da sor. Sanki ÖSYM de beni bekliyordu. Ha, Şenol Hoca sor dedi. Hemen soralım. Yudum kahve alayım. O ara size soruya bakın. 3 basamaklı ikizce sayısının her bir basamağındaki rakam kalan 2 rakamla oluşan 2 basamaklı sayıyla çarpıldığında elde edilen sonuç 3 ile tam bölünebiliyorsa ABC sayısı 300 sayıdır. Bu ne hocam ya? Anlaması bile zor. Yani diyor ki sayı 3 basamaklı ya, 395. Herhangi bir rakamını al. 3 mesela, 5'i al. 5'i aldığında kalan nedir? 39. 39'da 5'i çarptığında 3'ün katı mıdır? Evet, katıdır. 9 al mesela, ne kalır? 3 ve 5, yani 35. Tabi sırayla alıyorum. 35 çarpı 9 3'ün katı mıdır? Evet, katıdır. Ondan sonra şu. Neyi aldık? 3'ü. 3'ü alırsan 95 kalıyor. 95 ile 3'ü çarptığında 3'ün katı mıdır? Evet, katıdır. Yani her bir rakam diğer 2 sayının oluşturduğu 2 basamaklı sayıyla çarpıldığında 3'ün katı oluyorsa buna 3'ü sayı denir. 395 3'ü sayıymış. Güzel. Mantığını anladık. Bu da aslında rahat bir sorusu. Yapacağınızı düşünüyorum. Buna göre 6A7 sayısının 301 sayı olmasını sağlayan A değerleri toplamı kaçtır? Şimdi sırasıyla yapıyorum. Diyorum ki 6 ile çarpayım önce. Önce 6'yı alayım. Şuradaki gibi yapayım mı? Tek haneyi sağa yazayım. Tamam. O zaman önce 7'yi alıyorum. 6A çarpı 7. 300 olmalı. Başka? Bu sefer A'yı sona koyayım. A'yı alırsam 67 olur. 67 çarpı A 300 olmalıdır. Başka? Bu sefer 6'yı alıyorum. A 7 çarpı 6 300 olmalıdır. Bunlar olursa bu sayı 300 olacak. Bunu sağlayan A'ları bulalım. Bir kere bak, baştan kafadan hemen neyi anladık? Neyi hocam? Bak, burada 6 çarpanı var. Bu 3'ün katıdır. Buradaki sayı her ne zıkkım olursa olsun 6 ile çarpıldığı için buradan her zaman 300 sayı kuralını sağlayacak sayılar gelir. A ne olursa olsun. Şuraya geliyorum. 67 A. Heh, 67 tek bir sayıdır. Tek olması önemli değil. 6 3 tane 6 7 daha 13. Rakamlar toplam 13. 3'ün katı değil. 67 3'e bölünemez. O zaman buradaki A sayısı bu çarpımın 3'e bölünmesini sağlayacak bir şey olmalı. Ne olabilir? A sayısı 0 olabilir. Çünkü neden? 0 3'ün bir katıdır. 0. kuvveti. A sayısı 3 olabilir, 6 olabilir ve 9 olabilir. Hocam 12 15 17 falan, pardon, 12 15 18 niye olmasın? Burada bitireceksin. Çünkü A bir rakam. Bu 3 basamaklı bir sayının hanesi. Yani A rakam olacağı için 9'a kadar. 7 3'ün katı değildir. O zaman 3'ün katı olmasını sağlayacak şey şuradaki A olmalı. Yani atıyorum 60, 63, 66 gibi değil mi? Yani A 0 olursa 60, 3 olursa 63, 6 olursa 66, 9 olursa 69, 3'ün katı olur ve 3'e bölünmeyi sağlar. Demek ki A'nın alacağı değerler her seferinde 0, 3, 6, 9 çıkıyor. Toplayalım. 15, 18. Yapıştır. Ha, iyi, bu rahatmış ya. Aynen. 4'ün soru biraz daha rahatmış. Gelelim buna. Bu bir sayının asal sayı olup olmadığını bulma yöntemi. Kolay ve pratik yöntem. Bu da güzel bir şey. Bakalım. Hakan bir P sayısının asal olup olmadığını bulmak için aşağıdaki verilen yöntemleri kullanıyor. Bir yudum kahve.
kök P'nin yaklaşık değerini hesaplıyor Hakan. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Sallıyorum şuradaki sayılardan biri. Şu sayı asal mı değil mi? 561'in asal olup olmadığını anlamak için birden başlayıp 561'e kadarki tüm sayıları bölmeye çalışmayacağız amele gibi. Öyle bir yöntem yok. Kolay yöntemini anlatıyor. Nelere böleceğiz? Bu kök P'nin yaklaşık değeri hesaplanıyor. Sonra bu değere kadarki asal sayılar yazılıyor. Yani bu değere yaklaşık olan asal sayıları sadece yazıp deneyeceğiz. P'yi bu yazdığı asallara bölüyor. Yani bu yazdığımız asal sayıları sadece kullanacağız. Ötesini değil. Eğer bu asallar P'yi tam bölmez ise P asaldır yorumunu yapıyoruz. Örneğin 101 sayısı asal mı değil mi? Arkadaşlar 101'in karekökü yaklaşık 10'dur. Net değeri bulmamıza gerek yok. O zaman 10'a kadarki asal sayılar olan 2, 3, 5 ve 7 olup hiçbiri 101'i tam bölmez. Yani şu 10'a kadar olan ki asal sayıları yazacağız. Bunların 101'i bölüp bölmediğini deneyeceğiz. Bundan büyük asalları denemeye gerek yok. Bunu anlatıyor. Bundan hiçbiri 101'i bölmezse 101 asaldır diyoruz. O halde 101 asaldır. Hakikaten bundan hiçbiri 101'i bölmüyor. Hakan'ın kullandığı bu yönteme göre aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? Başlıyorum. Şimdi 90'ı boşuna denemeyin. Çift sayı zaten 2'ye bölünüyor. 343. 343'ün yaklaşık olarak 343 yaklaşık olarak hangi asal sayı olduğunu söyleyeyim. 18'in karesi miydi? 18'i çarpayım bakayım. 64, 4, 6, 8, 14, 18, 4, ikisi elde var. 324. Evet. Yaklaşık 8'dir arkadaş bu. Dolayısıyla arkadaşlar 8'e kadarki asal sayılar nelerdir? Burada yazıyor zaten. 2, 3, 5, 7. Bunları deniyorum. Şimdi 343 sayısı 2'ye bölünmez. Tamam. 3'e toplayayım. 6, 10. Rakamlar toplamı 10'dur. 3'e bölünmez. Tamam. 5'e zaten bölünmez. 7'ye bölünür mü? Hadi bakalım. En önemli soru bu. Hocam bu 343 keşke 350 olsaydı. 357'nin tam katıdır. 350'den bir 7 çıkar. 343. 343 7'ye tam bölünüyor. Bak. 7 çarpı 49'dur. 7 çarpı 49. Yani 7'nin küpüdür. Bakın. Çarp 63 elde var. 6. Çarp 28. 6 daha 34. Evet. Bu asal değil. Çünkü 7'ye bölündü. Süper. 400. Şimdi bu 409 yaklaşık olarak karekök dışına 20 çıkar. Çünkü 400'ün karekökü 20'dir ya. Demek ki ben 409'u asal olup olmadığını anlamak için 20'ye kadar olan ki asalları deneyeceğim. 2, 3, 5, 7, 9 deme sakın. 11, 13, 15 deme. 17 ve 19. Bunları deneyeceğim. Şimdi 2 sayısı bunu bölmez. 3 sayısı bunu bölmüyor. 5 zaten bölmüyor. 7 bölmüyor. 420 7'ye tam bölünür. 420 ile arasındaki fark kaç? 11. 11 7'ye bölünmez. 11'e bölünüyor mu? Artı eksi artı yapayım. Artıların toplamı 13'tür. Bölmüyor. 13'e tam bölünüyor mu? Bölmüyor. 17 bölmüyor. Bu arkadaşlar cevabı bildiğim için bunların hepsine bölünüp bölünmediğini kontrol edeceksiniz ve bu olacak. 561'e bakalım. 561 karekök dışına yaklaşık kaç olarak çıkar? 24 müydü? Yaklaşık 24'tür. Tamam mı? 24'e kadar asalları denediğiniz zaman bu neye bölünür biliyor musunuz? Bunlara bölün. 11'e bölünüyordu zannedersem. Bakın artı eksi artı yaptığımız zaman artılar 6 eksiler 6 toplayınca 0 olur. 11'e bölünür. Bu 11 çarpı 55 miydi? 550 ya bir şeydi işte. 11 çarpı bir şey. 11'e bölünüyor onu biliyorum. Zaten 57 topla 12 3'ün katıdır. 3'e bölünüyor. Cevap bu. Önemli olan şey şuydu. Ben 409'a kadar tüm sayıları alıp 409'u onlara bölmeye çalışmadım. Bunun yaklaşık karekök değerini bulup sadece oraya kadarki asalları denedim. Yoksa bundan sonra sonsuz tane asal var. Onları denemedim. Hemen bu soruyu çürüyorum. Yani ÖSYM kural verip soru sorabilir. 6. Uzun hikayeli soru. Arkadaşlar bu tarz sorular görünce korkmayın. Aslında uzun olması soruyu biraz kolaylaştırıyor. Çünkü K ve L birer pozitif tam sayı olmak üzere. K çarpı L çarpımını bulmak için aşağıdaki adımlar uygulanıyor. Çünkü sana kurallar veriyor. Takip etmeni istiyor. Hepsi bu. İki sütunlu bir tabloya ilk önce K sonra L yazılıyor. K, L. K sayısı sürekli 2'ye bölünüyor ve kalan önemsenmiyor. Yani kalansız hali tam kısmı bölüm kısmı alınıp aşağı yazılıyor. L sayısı sürekli 2 ile çarpılıyor. K'nın olduğu sütunda tek sayılara karşılık gelen satırlarda olup L'nin sütunundaki sayılar tamamı toplanıyor ve K çarpı L bulunuyor. Örneğin örnekle de aynı anlayacağız. 15 ve 9 sayıların çarpımını bulalım. Şimdi 19 çarpı 5 ne yapar? 135. 15 çarpı 9. 15 ve 9'u yazıyorum. 15, 9. Bak 15'i 2'ye böl 7,5.
Kalanı boş ver. 1 çıkar, 14'ü 2'ye bölüyorsun, 7. Hani 15'i 2'ye böldüğün zaman ne oluyor? 2. 7 kere var. 7 kere 2 14. Kalan 1. Önemseme. Sadece bunu alıyorsun yani. 7. 7'yi 2'ye böl. 3'tür. Kalan 1 verir. Onu önemsemiyoruz. 3'ü 2'ye böl. 1 kalanı verir. 1 bulursun. Bu şekilde. L'yi de sürekli 2 ile çarpıyorum. 9, 18, 36, 72. Gidiyoruz. Bakın. Teklere denk gelen 15 tektir, 7 tektir, 3 tektir, 1 tektir. Teklere gelen bu sayıların toplamı, bakın 9 artı 18 artı 36 artı 72, hepsinin toplamı burası yine 135'i veriyor. Dolayısıyla biz sütunlara bunları sürekli 2'ye böleceğiz. Kalanını önemsemeyerek bunu 2 ile çarpacağız. Tek sayıların karşısındakileri topladığımız zaman aslında bu iki sayının 15 ile 9'un çarpımına ulaşacağız. Kural ve bilgi bu. Buna göre aynı yöntemle doldurulan yandaki tabloda 15 artı F artı H artı L eşittir 15A eşitliği elde ediliyorsa A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bak A'yı ve 15'i yazmış. Bunların çarpımı için burada A'da tek olanların karşısındaki sayıları toplamalıyım. Bak 15'i topladığına göre A tektir. Neyi toplamış? F'yi topladığına göre E tektir. H'yi aldığına göre G tektir. L'yi aldığına göre zaten birinin tek olduğunu biliyorum. Demek ki bunlar tekmiş ki karşıdakileri alıp toplamış. E D'yi almamış. Demek ki C sayısı çift çıkmış. He. Sürekli 2'ye böldüğümde tek çift tek 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 çıkmalı yani. Kuralı anladım. 121. Tekme evet. 121'i 2'ye böl. Arkadaşlar 60 yapar. Bir kalanı verir. 60 olur. Burası 60. Uydu. 60'ı 2'ye böl. 30. Aa bir dakika. Tek olmalıydı hocam. Çift oldu. Demek ki bu olmaz. 50'yi alalım. 50. Tek olmalıydı başta. Çift oldu. Hiç denemene gerek yok. Gördün mü? 13'ü alalım. 13. 2'ye böl. 6 çarpı 2'dir artı 1'dir. Kalanı önemsemiyorum. Burası 6. Evet çifte uydu. 2'ye böl. 3. Uydu. 2'ye böl. 1, 1 olur. Kalan da 1 olur. 1 yaptım. 2'ye böl. Aa bölemem. Bitti. 1 ile bitti. Burada bitti. Buradaki 1'e yetişmediği için demek ki bu kısa yani az kaldı. Olmadı. 23. 23 tektir. 2'ye böl. 1'ini çıkar. 22. 11 yapar. Bak. 23'ü bu kurala göre 2'ye böldüğüm zaman 1 artar. 22'yi 2'ye bölersem 11 yapar. Burası 11 olur ama çift elde etmeliydim. Tek elde ettim. Olmaz. Cevap 29. Zaten kabak gibi ortaya çıktı işaretle. Hemen yap. Bak 29. 2'ye böl. O 1 artını çıkarırsan 28. 2'ye böldüm 14. 2'ye böl 7. 2'ye böl. 6'da 2 defa vardır. 3. 3 yapar. 1 kalır önemsiz. 2'ye böl 1. Bakın buradaki sistemin hepsi sağlandı. 14'ün karşısındaki D hariç bunların hepsi toplandı. A hangisi olabilir? 29 olabilir. Tamam. Yani meseleyi anlayacağız. Özellikle şu kalanı önemsemeyip sadece tam kısmını alıyoruz ya. Orası burada önemliydi. Ne eleman ne olmak üzere. Yani n sayısı bir doğal sayı olmak üzere. K n artı 1 çarpı n artı 2 çarpı n artı 3 çarpı tık 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 n artı 21 sayısı veriliyor. Bu sayıyla ilgili yani bu k sayısı var ya bunun çarpımı ile ilgili. En küçük değeri 21 faktöriyeldir demiş. Gerçekten de n'yi ben en az ne seçebilirim? Doğal sayılarda 0 seçerim. Bunu 0 seçersem bu ne olur? 1 çarpı burası 2 yapar. Burası 3 yapar. Tık tık tık. Burası 21 yapar. 21. Bunlar çarpıldığı zaman 21 faktöriyel verir gerçekten. Doğru. 99 ile tam bölünür. En kötü duruma göre bakacağım. 99'a bölünmesi demek içinde 9 ve 11 çarpanın olması demek. Burada arkadaşlar tam 21 tane sayı var. Bu 21 çarpanı mutlaka ama mutlaka içinde 11 barındırır. 9'u barındırır. Bak 21 faktöriyel içinde gerçekten de şu çarpanın içinde bak. Şurayı incelediğin zaman. Burada 9 da var. İleride 11 de var. Bunları çarpınca 99'u elde edersin. 1 ve 2 doğru. 2 üzeri 10 ile tam bölünür. Şimdi biz en kötüye göre düşünüyoruz. En küçük sayının içerisinde bile bakalım 10 tane 2 var mı? 21'i biliyorsunuz hatırlıyor musunuz? Şöyle sürekli 2'ye bölüyorduk 10. İşte 2'ye bölüyorduk 5. 2'ye bölüyorduk 2. 2'ye bölüyorduk 1. Buradakiler 1, 3 daha. 1, 2 daha 3, 5 daha 8, 18. Arkadaşlar şu 21'in içinde bile 2 üzeri 18 tane sayı vardır. 2 üzeri 18 vardır. Yani 2'den 18 tane vardır. Dolayısıyla sen onu 2 üzeri 10'a bölersen tam bölünür. 1, 2, 3. Hepsi doğru. Biz en küçüğüne göre hesapladığımıza göre n 1 olsa, 2 olsa, 3 olsa, 4 olsa da aynı şekilde 2'den baya baya içinde olacak yani. En az 10 taneden fazla bile olacak. Dolayısıyla bu sayıya tam bölünecek. Uçur devam et. İşte en bomba baba soruya geldik. Bu soruyu yaparsan harikasın ya. Yani böyle bir şey olamaz. Perfectsin yani. Zor onun en zor sorusuydu bence. Siz de yorumlara atın. Mesela deyin ki hocam en zoru 3'tü ya da 5'ti 7'ydi neyse. En zorunuzu seçiyoruz. Zor onu seç. Zor onu seç. Yoruma yaz tamam mı arkadaşım? Ada yandaki hesap makinesi ekranında görüldüğü gibi
13'ten 1'e kadar olan doğal sayıları çarpıyor. 13 çarpı 12 çarpı 11 çarpı tık 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 1'e kadar. Daha sonra eşittir tuşuna bastığında ekranda 6KK70L08MN sayısını görüyor. Yani görünmeyen bazı sayılar var. Bundan dolayı makinenin arıza olduğunu düşünüp ada makineyi kapatıp açarak tekrar aynı işlemi yapıyor. Bundan sonra sonucun tüm rakamlarını görebilen ada ilk durumdaki bilinmeyen tüm rakamları toplarsa aşağıdakilerden hangisini bulur? Yani K artı M artı N nedir diye soruyor bana. Ben zor olarak bunu seçtim. Kapak buraya geldi. Niye uçup duruyorsun sağa sola? Heh. Bakalım nasıl yapacağız. Sayıyı şuraya yazayım. Herkes daha büyük görsün. 7, 0, L, 0, 8, M, N. Bak çok zekice bir çıkış yapıyorum. Diyorum ki bir dakika. Bu 13 faktörel değil mi? Şu sayı arkadaşlar nihayetinde 13 faktöreldir yani. Ben 13 faktörelin son iki basamağını bulmak için hemen diyorum ki 13 faktörelin içinde kaç tane 10 var? Bunu bulursam son basamak hakkında bana bilgi verir. Peki 13 faktörün içinde 10 olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? İçinde ne kadar? 5 olduğuna bakarız. Çünkü 13 faktörün içinde hırla 2 var. Dünya kadar. Yani istemediğin kadar. 2 çok, 5 önemli. Ne kadar 5 varsa o kadar 2 ile çarpılır, onu üretir. 13 faktörün içerisindeki 5'i bulmak için bunu sürekli 5'e bölüyoruz biliyorsunuz. Kaç defa var? 2 kere 5, 10. Ha bitti, daha bölünmüyor. 2 tane 5 vardır. Çünkü 13 aç. 1, 2, 3, 4, 5 diye 5'te bir kere var. 6, 7, 8, 9, 10. 10 deyince 10'da bir kere var. 11 çarpı 12 dersin. Bak zaten görüyorsun. Bir burada var, bir bunun içinde var. 2 tane var. O zaman 13 faktörün içerisinde 2 tane 10 vardır. Madem ki bunun içerisinde 2 tane 10 çarpanı var. Bunlar çarpılınca 100 yapar. Yani son 2 basamak 0 olur mecburen. Bir sayı 100 ile çarptığın zaman son 2 basamak 0 olur. M ve N'nin 0 olduğunu keşfettim. Süper. Başka ne çıkarabilirim? Buradan hangi bilgilere ulaşabilirim? Bu sayı bak 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a, 11'e, 12'ye, 13'e hepsine tam bölünür. Bunlardan hangi kuralı kullansam güzel? Şimdi 11'e bölünebilme kuralını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyoruz hocam. Hatırlamaz olur musunuz? Hani bunu artı, bunu eksi, bunu artı, bunu eksi sayılara dur daha yakın yazayım. Bunu artı veriyorsun, bunu eksi. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Artı ve eksilerin toplamı 0 olmalı ya da 13'ün 11 olmalı ya da 11'in katı olmalı 11'e bölünmesi için. Kural oydu. Artıları toplayayım. N, yani toplamaya gerek yok zaten. Bunlar 0'a 0. NM yok artık. NM'yi 0'a 0 buldum zaten. Bunlar 0'a 0. N 0, M 0 zaten. Bunları bulduk. 0, 0'ı toplamayalım. 8 artı L. 8 artı L. Artı 7. Artı K. Çıkaracağım diğerlerini. Eksi 6. Eksi K. Eksi 0. Eksi 0 gerek yok. Bunların sonucu ya 11 olacak ya 0 olacak. İkisinden biri. Tamam ya bu ya bu olacak. Zaten bu bunu götürdü. 8'den 6 çıkar 2 oldu. 2 pardon 8'den 6 çıkar 8'den 6 çıkar 2 oldu. 7 de burada var 9 oldu. Artı L eşittir. Ya 11 olacak ya da 0 olacak. 0 olamaz. Demek ki 11 olacak. 9'a ne eklersen 11 olur 2. Demek ki L 2'dir. Böylece toplamları 11 olur. 11 olduğu için sonuç 11 ve 0 olduğunda 11'e tam bölünür diyorduk. Demek ki L'de 2 olmak zorunda. L'ye de 2 yazdım. Sonra hangi kuralı kullanayım? Bunları 0 0 buldum. Bunu 2 buldum. Tabii ki 9'u. Rakamları toplama 9 veya 9'un katı olmalı. Topluyorum 0 0. Burası 8. 2 daha ne yaptı? 10. 17. 17. 6 daha ne yaptı? 23. 23 artı. Buradaki 2K'yı da ekleyince 9'un katı olmalı. Ne var 23'ten sonra 9'un katı? 27 var. Demek ki 4 eklemeliyim. 9'un katı olması için. 27 olur. 9'un katı olur. O zaman bu ikisinin toplamı 4 olmalı. Yani K da 2, L de 2. Vay be. Hepsini buldum. K 2. L 2 bulduk. Başka? M ve N'yi 0 bulmuştuk. Bunların toplamını soruyor. 2, 2 daha 4, 0 daha 4. Yapıştır. C şıkkındaymış. Wow, ben zor olarak bunu seçtim. Yani ÖSYM bunu sorsa herkes yamulur herhalde sınavda. Çünkü sınavda 1-2 dakikam var. Yani şunu düşürüp yapana kadar yamulursun. ÖSYM. Dur ÖSYM not veriyoruz. Bunu sorma. Tamam güzel sor ama sorma bizi yorarsın. Heh bunu sor. Güzel. Şimdi soruyu anlaması zor. Anladıktan sonra her şey bitecek. X ve Y birbirinden farklı iki pozitif tam sayıdır. Eyvallah. X üzeri Y bu üzeri üstü sayı değil. Sol üst köşeye yazıyor. Aşağıdaki gibi tanımlanıyor. X sayısı Y sayısına tam bölünüyorsa X üzeri Y, X bölü Y'yi ifade eder. Ha yok X sayısı Y sayısına tam bölünmüyorsa X üzeri Y 1'i ifade eder demiş. Buna göre X üzeri 6 artı X üzeri 9, 10 eşitliği sağlayan X değerleri toplamı kaçtır? Şimdi
X üzeri 6 artı X üzeri 9, pardon yanlış yere yazdım şu tarafa, 6 eşittir 10. Biz şöyle düşünebilir miyiz? Ya hocam her ikisi de bölmüyorsa yani X 6'ya bölünmüyorsa sonucu 1'dir. X 9'a bölünmüyorsa sonucu 1'dir. 1 artı 1 10 yapmaz. Demek ki ikisi de bölünmüyor diyemeyiz. İkisi de bölünüyor diyelim. O zaman X 6'ya bölünüyorsa şöyle yapmalıyım. X bölü 6. X 9'a bölünüyorsa X bölü 9 yapmalıyım. Ve bunun cevabı 10 olmalı. Bunu kenarda yapıyorum. Bunun paydasını 9 ile çarp. 9X bölü 9 kere 4 ne, 9 kere 6 ne yapar? 54 hocam. Artı bunu 6 ile genişlet. 6X bölü 54 eşittir 10 yapacak. Yukarısı 15 yapar. 15X bölü 54 eşittir 10 yapacak. Bu 54'ü karşıya neden çarpı olarak atıp buradan silmiyorum? 5'e böl 2, 5'e böl, pardon 5'e böl 3, 5'e böl 2. 3'e böl, 54'ü 3'e böler misiniz? 18 hocam, teşekkür ederim. X eşittir 2 çarpı 18, 36. X 36 olabilir. Hakikaten 36 bölü 6, 6 yapar. 36 bölü 9 yapar. 6 artı 9, 10 yapar. Doğru. Güzel. Birbirinden farklı diyordu. Y, evet. Y de farklı çıktı hakikaten. Çünkü Y sayısı 6 ve 9 olarak seçildi. 36'dan farklı. Güzel. X sayımızı bulduk. İkinciye geçiyorum. Şuraya yazayım. X artı X, bu 6, bu 9 eşittir 10. Şimdi ikisi bölünmez ve ikisi bölünüre göre hareket ettim. Peki biri bölünür, biri bölünmez olabilir. Bu bölünsün. X bölü 6 bölünsün. Bu bölünmesin. Yani bölünmediği için 1 olur. Sonuç 10. Bunu at karşıya 9. X bölü 6 9 ise X eşittir 9 çarpı 4 54 yapar. Şimdi 54 sayısı sözde 6'ya bölündü. Bölünüyor. 9'a bölünmedi. Ama bir dakika, 54 9'a bölünür. Çelişki doğdu. Biz yani X sayısını 9'a bölünmediği için 1 olarak aldık. Ama sonuçta çıkan X 9'a bölündü. Dararın, alamam. İşte sorunun zorosu burasıydı. Çoğunuz 54'ü alacak. Ama zaten baştaki kabulüne uymadın. X 9'a bölünmüyor diye sonucu 1 aldık. Ama 54 9'a bölünür. Heh, alamayız demek ki. O zaman bu bölünmesin. X 6'ya bölünmesin. X'i 1, X 6 bölünmediği için 1 olarak alınır. Buradaki X 9'a bölünsün. Öyle bir sayı bulacağım ki şimdi 9'a bölünecek, 6'ya bölünmeyecek. Eşittir 10 diyelim. Bunu at karşıya 9. X bölü 9, 9 ise X 81'dir. Şimdi sağlıyor mu sağlamıyor mu kontrol edeceğim. X 6'ya bölünmüyor dedik. 81 6'ya bölünmez. 9'a bölünüyor dedik. Evet bölünür. Birinden 9 gelir. Birinden 1 gelir. 10 olur. Bak sağlamasını da yaptım. 1, 2, 3, 4 durumu da denedim. Ortaya çıkan durum sadece 2 tane. Şu ikisi toplarsam 117. Yapıştır. Bu kadar güzel ve basit. Anladık mı? Ha, bu arada bu zorodan 9 tane vardı. 10'uncuyu bekliyorsunuz. Ben de sayfayı çevirecektim ama bundan 9 tane zoru seçtim arkadaşlar. Böylece zorunun bir soru çözümü daha bitti. Sizden ne rica ediyorum? Matematik öğrenmek istiyor musunuz? Evet hocam, çok istiyoruz. Bol bol soru çözün. Matematik soru çözerken öğrenilir. Sürekli bunu tekrarlayacağım. Bir de sana şunu söyleyeceğim. Çözdüğün sorunun sana faydası 1 birimse, çözemediğin sorunun sana faydası 10 birimdir. Çözemediğin soruya odaklan. Onun mutlaka çözümünü bul. Öğretmenin arkadaşına sor. Çözüm videosu varsa izle. Matematikte öğretmenin arkadaşını sömür. Sömürmek iyidir. Çünkü hem sana hem ona katkısı olur, öğretir. Tekrarlıyorum. Bol soru çözün. Çözemediğin soruları takip edip çözdürün. Böylece çift tık alır, göründe olursunuz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.